Günaydın, hoş geldiniz 24 ekranlarına. Analiz Sentez programıyla karşınızdayız. Nur Köşker ben. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündemde ne var ne yoksa konuşacağız ve her sabah olduğu gibi önce Ankara'ya gideceğiz. Çünkü Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğiter bizleri bekliyor. Günaydın Melik, hoş geldin yayına. Günaydın, merhabalar sevgili Nur. İyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim, sana da iyi yayınlar. Kabine toplantısıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli açıklamaları oldu. Hem vatandaşın cebini ilgilendiren şeyler söyledi. Öte yandan aslında açıklamanın büyük bir kısmını da Lütfü Türkkan'a ayırdı. Sert tepki gösterdi haklı olarak. Nedir detayları, senden dinleyelim. Önce tabii 3 tane birebir vatandaşı ilgilendiren önemli müjdeyle başlayalım, duyuruyla. Bunlardan bir tanesi elektrik faturalarındaki TRT katkı payı ve enerji fonu kesintisi kaldırılıyor. Yani biliyorsunuz faturalarda sabit olarak bir TRT katkı payı var, bir de enerji fonu kesintisi var. Dolayısıyla bunlar ortadan kalkınca da yaklaşık her faturada %3'e yakın bir indirim olacağı anlamına geliyor bu. Bu doğrudan vatandaşın artık cebine girecek. Evet. Birinci önemli nokta buydu. İkinci önemli nokta da özellikle vaka artışlarıyla birlikte okulların yeniden kapanacağına dair bir takım iddialar ve tartışmalar vardı. Daha doğrusu kapanacak mı, özellikle kış mevsimine doğru böyle bir karar alınır mı diye. Cumhurbaşkanı buna dair de okullardaki yüzde eğitim, öğretim kesinlikle devam edecek dedi. Yani bir kapanma söz konusu değil. Mevcut tedbirlere ilişkin ilave tedbirlerle yola devam edilecek. Vaka sayılarının artışı durumunda daha önce alınan tedbirlere ek tedbirler gündeme getirecek ama okulları kapatmak söz konusu olmayacak, yüzde eğitim, öğretim devam edecek dedi. Bu biz velileri sevindiren bir haber. Çünkü okulda uzaktan eğitim cidden çok zor oluyor. Hem çocukların konsantrasyonu açısından hem de eğitimde açıklar ortaya çıkıyor. Daha sonra da bunu telafi etmek oldukça da güç oluyor. Biraz anne babalar o bakımdan da... bu yüzde eğitim de güzel bir haber. Zorlanıyorlar anladığım kadarıyla, bir yakınım vardı işte hani gazeteci olunca, medyada çalışınca gelip gidip şey diyordu, Allah rızası için açsınlar şu okulları diye, çünkü çalışık değil anne babalar da sürekli çocukla bir arada olmaya. Yo, doğru. Doğru, yani şimdi hem bu konsantrasyonları sorun, çünkü hakikaten hani böyle uzaktan eğitimle yüzde eğitim aynı değil. Bir verimlilik açısından da aynı değil. Okulda sonuç itibariyle o atmosferde daha ciddi bir konsantrasyon sağlanıyor. Evde bu o kadar rahat değil. Evet. Bir de sürekli hadi EBA'yı aç, hadi derse gir, hadi bunu yaptın mı falan diye veliler sürekli çocukları şey motive etmeye çalışıyor ama çok işe yaramıyor. Evet. İkincisi de anne baba çalışıyorsa... mutlaka onların başında bekleyecek birilerini bulmaları gerekiyor. O bakımdan da çok sıkıntılı bir süreç yaşandı biz veliler açısından. Yüzde eğitim o açıdan oldukça önemli. Yani kapanmayacağını duymak rahatlattı. Bir diğer taraftan da Sağlık Bakanlığı 40 bin yeni personel alacak. Bu iki açıdan önemli. Birinci açıdan özellikle atama bekleyen sağlık çalışanları açısından 40 bin rakamı oldukça yüksek. Onları rahatlatan bir durum. Diğer taraftan da tabii gittikçe biz dünyada birçok ülkede sağlıkta açıklar oluşuyor ama Türkiye'de şu ana kadar hiçbir şekilde böyle bir açık oluşmadı. Yani o pandeminin en sert zamanlarında bile sağlıkta bir açık oluşmadı. Bundan sonra da oluşmayacağı anlamına geliyor. Yani sağlıktaki bütün eksikler ihtiyaca göre yeniden şekilleniyor, yeniden takviye ediliyor. 40 bin yeni personel de o manada önemli. Yani hem işe girecek sağlık personel açısından hem de bundan faydalanan biz vatandaşlar için oldukça önemli. Şimdi Lütfü Türkkan meselesine gelince de şimdi bir kere Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net bir çerçeve çizdi sevgili Nur. Lütfü Türkkan'ın bu yaptığı şeyin, o küfrün asla telafi edilemeyeceği. Yani sadece grup başkan vekilinden almanın ne işte kamuoyunu rahatlatabileceği ne de doğrudan o şehit yakını rahatlatabileceğini söyledi Cumhurbaşkanı. Burada olması gereken milletvekilinin sonlandırılması dedi.
Ama öncelikle tabii yapılması gereken şey şu, İYİ Parti Grup Başkan Vekilinden aldı ama çok yoğun bir şekilde bir kamuoyu baskısı var. O da şu, İYİ Partilerden de var. Yani Lütfi Türkan'la yola devam edilmemesi. Evet, Grup Başkan Vekilinden ayrıldı ama hala İYİ Parti Kocaeli Milletvekili. Şimdi doğal olarak İYİ Partiler diyor ki ya biz yani milliyetçilik iddiasında bulunan bir partiyiz ve dolayısıyla şehitlik mertebesi ve şehit yakınlarına ilişkin de en fazla duyarlılık göstermemiz gereken bir durumdayken bu yapılanı telafi etmek imkansız. Hele hele Lütfi Türkan İYİ Parti çatısı altında milletvekiline devam ederse bu çok daha güç bir durum. Evet. Yani İYİ Partilerden de bu anlamda tepki var. Ve doğal olarak Cumhurbaşkanı da diyor ki ya bu sadece grup başkanlıkta almanız ne kamuoyunu rahatlatıyor ne şehit yakını rahatlatıyor, olması gereken milletvekilinin sonlandırılması. Fakat bu sonlandırılma şimdi Anayasa 83. maddede çok net bir tanım var. Diyor ki milletvekiliyle bağdaşmayan hal ve hareketler. Şimdi bu milletvekiliyle bağdaşmıyor ama bir yandan da bir ağır cezaya girmiyor. Doğal olarak burada nasıl bir süreç işleyeceğini birlikte göreceğiz. Olması gereken şey ama şu, Lütfi Türkan bütün bu tartışmalara mahal vermemek için aslında istifa ederse hem kamuoyu rahatlar hem de partisi rahatlar. Evet. Fakat bunu tercih etmiyor. Aslında ona kalsa grup başkan vekilini bile bırakmayacaktı. Yani istifa ederken genel başkanımın talebi üzerine grup başkanlıktan ayrılıyorum dedi. Yani İYİ Parti'deki biraz eğilim, grup başkanlıktan aldık bunun üzerine kapatalım. Ama Lütfi Türkan da İYİ Parti'de kalma eğilimde. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan net bir şekilde milletvekilini sonlandırması için tüm imkanlar kullanılmalı dedi. Hakkında suç duyuruları var. Diğer tarafta mecliste bu süreç nasıl işletilecek buna bakılacak. İYİ Parti kamuoyu baskısına dayanamayarak bir ihraç yolunu tercih edebilir mi? Buna bakılacak. Bütün bu süreç tartışmaya devam ediyor ama. Bu arada bir son dakika gelişmesi var. Hemen onu da aktaralım. Şırnak'ta Eren Kış 1 operasyonu başladı. İçişleri Bakanlığı duyurdu. 1500 personelin katıldığını belirtti. Evet. Tekrar edelim. Şırnak'ta Eren Kış 1 operasyonu başladı. Son dakika gelişmesiyle ilgili neler söylersin Melik Yiğitel? Şimdi bir süredir biliyorsunuz ara vermeden sevgili Nur terörle mücadele devam ediyordu. Hem yurt içinde hem de yurt dışı sınır ötesi operasyonlarla çok ciddi anlamda da terör örgütü kayıplar verdi. Bu kayıplar zaten hem kendi açıklamalarında var hem ters konuşmaları da yansıyor. Yani kafamızı uzatacak bir imkan dahi bulamıyoruz diye. Dolayısıyla o dağlarda kırsaldaki alan hakimiyetini de PKK ciddi anlamda kaybetti. Ve takviye de alamıyor. Yani özellikle Kandil'den geçişler de kontrol edildiği için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından takviye de alamıyor. Hal böyle olunca da doğal olarak bu çok ciddi anlamda zorlanıyorlar. İki tane çok temel eksende yürüyor bu iş. Bir, katılımı ortadan kaldırmak. İkincisi de eylem, terör yapabilme kapasitesini ortadan kaldırmak. Yani bütün operasyonlar ana iki tane hedefi var. O bakımdan da bu operasyonlar can alıcı. Yani PKK'ya hakikaten böyle ciddi anlamda hani kalbine böyle saplanan bir bıçak gibi şu anda PKK debeleniyor. Şimdi önümdeki açıklamaya baktığımda da özellikle Bester Dereler bölgesi. Yani burası biliyorsun tam böyle Türkiye'ye geçiş yapacak bir aşamada. Ama o orayı vurduğunuz anda bu lojistik anlamda tamamen çöktüğü anlamına geliyor. Evet. Yani takviye yapamıyor. Öyle ki en son Sayın Süleyman Soylu Türkiye'deki toplam PKK'lı sayısının 1000'in altına düştüğünü söyledi ki tarihinde ilk defa oluyor bu. Evet. Çünkü hep böyle 3000'lerde ifade ediliyordu PKK'nın oranı. İlk kez 1000'in altına, bu 1000'in altına düşmesi demek zaten operasyonel kabiliyetini neredeyse tümüyle kaybettiği anlamına geliyor. Şimdi öte yandan ben bu operasyona dair bilgilere baktığımda da mesela jandarma var, jandarma özel harekat var, jöhler ve pöhler, korucular var. Yani oldukça kapsamlı işte timler var.
Bu operasyonun uzun süreceği anlamına da geliyor. Hı hı. Bir süpürme harekatı. Daha önce yapılan operasyonların biraz devamı niteliğinde görünüyor. Bu bilgilere baktığımızda bir alan temizliğine dönecek. Hı hı. Çünkü özel harekat, polis özel harekat, jandarma özel harekat ve korucular. Yani alanda uzman bütün timler bu operasyonda görevli. Doğal olarak da PKK'ya çok öldürücü bir darbe vurulacak gibi görünüyor bu operasyonla. Peki. Şu Lütfü Türkkan meselesini tamamlayalım istiyorum Melik Yiğiter şimdi. O konuyla ilgili aklıma şu takılıyor. Meral Akşener'in başından beri yanında olan, büyük destekçisi olan bir isimdi. Şimdi Meral Akşener çıkıp evet biz bunu kabul edemeyiz dedi ama sonrasında da şunu ekledi. Dedi ki provokasyona da gelmememiz gerekiyor, öfkelenmeyin gibi de cümleler kurdu. Dolayısıyla öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına bakıyoruz. Net de bir çerçeve çizdi senin de söylediğin gibi. Milletvekilliğinin sonlandırılması için tüm imkanlar kullanılacak dedi. Mümkün mü doğru hala milletvekilliği yapmaya devam etmesi? Şöyle ya kamuoyu vicdanı açısından değil Nur. Ya bir kere düşünün. Ben şeyi anlayamıyorum hakikaten. Ya bir kere zaten küfrün kendisi dünyanın en aşağılık şeyi, evet, dünyanın en cinsiyetçi, en berbat şeyi de. Bir de bu küfrü bir milletvekili yapması zaten ortaya bir güven sorunu çıkarıyor. Sevgili Nur, yani düşünün siz işte bir vekalet veriyorsunuz, beni git haklarımı hukukumu koru, o sizin dönüp işte en mahreminize küfrediyor, işte annenize, kardeşinize küfrediyor ve en aşağılık, en sinkaflı şekilde. Bir kere zaten bir güven sorunu ortaya çıkıyor. Bu güven sorunundan kaynaklı da olsa milletvekiline devam etmemesi gerekir. Yani Allah korusun, hani ben yerinde olmak istemem ama empatinin bütün imkanlarını zorlayarak söylüyorum. Ben hayatta öyle bir şey yapmam da yani en hayal gücümü kullanarak hani böyle bir empati kurmaya çalışıyorum. Lütfü Türkan'ın yerinde olsam, böyle bir haltı işlesem, ben zaten Bingöl'den Ankara'ya gelmem. Evet. Direkt Kocaeli'ye geçerim ve istifamı veririm. Ben bu vekilliğe devam edemem. Yani bu ruh haliyle, bu problemli durumumla vekilliğe devam edemem derim. İçinde, onun da demesi gereken bu aslında. Evet. Velev ki kontrolden çıktın. Olabilir ama devam edemezsin. Yani bir güven sorunu ortaya çıktı. Nasıl çıkıp milletin yüzüne bakacaksın ya? Milletin anasına, kardeşine küfrederken dönüp nasıl yüzüne bakacaksın? Burada zaten bir sorun var. Sayın Akşener'in de hakikaten bu durumu sürdürmemesi gerekiyor. Yani şimdi şöyle cümleler geliyor. Sadece İYİ Parti yöneticilerinden değil, CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan da geldi. Şimdi bu durum ortaya çıktı. Ama ve fakat, ya ama ve fakat dediğiniz anda zaten önceki cümleyi siz imha ediyorsunuz. Evet. Böyle bombayı bağlayıp patlatıyorsunuz demektir önceki cümle. Önceki cümle yok hükmünde. Yani oldu ama bitti ya. Önceki oldu ama yok, bitti. Yani doğru değil ama bitti. Sen amayı kurduktan sonra o doğru değil cümle senin bir işe yaramıyor. Sonra ama derken ne diyorsun? Ama işte provokasyon var. İşte İYİ Parti'ye dönük böyle sistematik şeyler var. İspatlayın bunu, ispatlamak zorundasınız. Yani biri iddiayı ortaya atıyorsa bunu ispatlamak durumundadır, bu bir. İki, ya sizin aklınız alıyor mu? Yani bir, şimdi bu şehit yakın İYİ Parti'de işbirliğini mi, herhangi bir yerle işbirliği yapıp bu eylemi yaptığını mı düşünüyorsunuz? Kim kendi annesine, kardeşine küfrettirir ya? Evet. Böyle şey olur mu? Gerçekten. Yani saçma sapan bir şey. Hadi velev ki böyle, velev ki böyle. Ya provokasyon amaçlı gitti oraya. Velev ki öyle. Sizin soğukkanlı olmanız gerekmiyor mu ya? Gelmeyin provokasyona. Yok mu aklınız, yok mu zekanız? Evet. Niye kendinizi patlatıyorsunuz? Lütfü Türkan'ın yaptığı şey, sevgili Nur, çok net söylüyorum. Bir kamikaze dalışı. Bak, harakiri demiyorum. Harakiri tek kişiliktir, biliyorsun. Japonlarda harakiri böyle kılıcı sokar karnına, ayakta ve böyle ölür bir hata yaptığı zaman. Fakat kamikaze parça tesirlidir. Kendini patlatırken o parça tesirli etrafındakileri de mahveder. Bu o yüzden bir kamikaze dalışıdır. Yani Lütfü Türkan kendini patlatırken aynı zamanda İYİ Parti'yi de, İYİ Partilileri yöneticileri de patlatmıştır siyaseten. Evet. O yüzden bunun telafisi mümkün mü? Zor.
Ama onarabilir misiniz? Evet. Lütfü Türkan'ı bundan sonra işte sen bu haliyle vekilliğe devam edemezsin deyip istifaya zorlayıp yolunuza devam edebilirsiniz. Belki bu tahribatı ortadan kaldırabilirsiniz. Ama o oradayken bunu yapamazsınız. Bunu yapamazsınız. Yani millet nezdinde de bir güven sorunu ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi budur. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan bir cumhurbaşkanı olmanın ötesinde de en deneyimli siyasetçi, en deneyimli lider. Bu siyasetin nasıl yapılacağını bilir. 4-5 hamle sonrasını kestirebilir. Bir tecrübeyle söylüyor bunu. Onun dışında da bir cumhurbaşkanı olarak hem parlamentonun hem de milletin onuruna sahip çıkmak zaten onun temel görevi cumhurbaşkanının. Ve doğal olarak o temel görevi gereği böyle bir şey söylüyor. Böyle bir öneride bulunuyor. Yani devam etmemeli diyor. Evet. Şimdi bazıları diyor ki efendim cumhurbaşkanı kimle bunu söylemesi doğrudur. Tabii ki doğrudur. Tabii ki doğrudur. Bu cumhur onu başkan olarak seçmiş. Bu cumhur onu başkan olarak seçerken de benim haklarımı o koru, hukukumu koru diyor vatandaş. Yaptığı şey de cumhurbaşkanının vatandaşın hakkına, hukukuna sahip çıkmak ve korumaktır. O yüzden de hem tecrübeli bir siyasetçi hem de cumhurbaşkanı olarak bunu yola devam etmemesi gerektiğini söylüyor. Söylerken de haklı. Evet, bir güven sorunu ortaya çıktı ya. Siz milletin kutsalına küfrederek siyasete devam edemezsiniz. Evet. Kimden oy alacaksınız? Milletten. Milletin annesine küfredip ondan oy mu isteyeceksiniz? Bu ne yaman çelişki? Zaten biliyor musun Melik Yiğiter, Yeni Şafak'ta bir köşe yazısı vardı. Hüseyin Bey'di, soyadını hatırlayamadım, kusura bakmasın, bir ifadesi var. O kadar çok dokundu ki bana, o şehidimizin babası ve abisiyle konuşuyor. 3 gün biz kız kardeşimizin bacaklarını aradık diyorlar. Yani içinde bir gram haysiyet olsa, insanlık olsa zaten böyle bir eyleme imza atmazdı ama kendisinin zihniyetinin de göstergesi. Aynen çünkü öyle. İlk skandalı değil bu Lütfü Türkkan'ın. Şunu da merak ediyorum. CHP neden sessiz tüm bu olup bitenlere? Hatta şunu da söyleyeceğim. Nur, savunma niteliğinde de açıklamalar geliyor. Çıkan... Onu diyecektim. Tam onu diyecektim. Yani sesinin ötesinde dün Faik Öztürk basın toplantısında bu mevzuya sahip çıktı ya. Evet. Yani çıktı, dedi ki ya provokasyon var. Son dönemde İYİ Partilere yönelik bir provokasyon var. Peki bu provokasyon deyişinin temelinde ne var? Elinde buna dair somut bir belge, bilgi var mı? Yok. Neye dayanarak söylüyorsun sen bunu? Neye dayanarak söylüyorsun? Yani her sinirini kontrol edemeyen, her meczupça hareket eden kişi o zaman çıksın, ya ben provokasyona geldim. Gelme kardeşim, yok mu senin IQ'n? Ne provokasyonu ya? Kendini kontrol edeme, yap hatayı, ondan sonra de ki ben provokasyona geldim. Öyle şey olabilir mi ya? Bu nasıl İzmir'den güzel bir kafa kumpuru? İzmir'den geldiğine iddia etti ama her şeyden İzmir'e bir bağ bulunmadı. Ya yok öyle bir şey. Şimdi bakın, daha önce bu şehit yakını sonuç itibariyle İYİ Parti HDP'nin iltisakından rahatsız olduğuna dair bir takım paylaşımlar da yapmış. O paylaşımlarda doğru olmayan, tasvip etmediğim bir dil de kullanıldı. Onu evvela söyleyeyim, kayıtlara geçsin diye. Şimdi o ayrı bir konu, zaten o davalık. Fakat sonuç itibariyle bu vatandaş gelip bir tepkisini ifade ediyor değil mi? Orada yapmanız gereken şudur sevgili Nur. Gidersiniz, ya zaten polis uzaklaştırıyor. Tamam mı? Yani hiçbir şey yapmazsanız da zaten polis alıp onu uzaklaştırıyor. Evet. Lütfü Türkan arkasından koşuyor, kavrıyor, kulağına eğiliyor ve küfür ediyor. Zaten polis alıp götürüyor onu. Lütfü Türkan bir şey yapmasa zaten polis götürüyor onu. Ha velev ki müdahale edeceksiniz. Yapacağınız şey şudur. Gel bakayım canım kardeşim. Nedir bize tepkin? Dinlersiniz ve eğer doğru düşünmediğini düşünüyorsanız dersiniz ki ya bu düşündüğün şey doğru değil. Biz aslında şunu yapmaya çalışıyoruz. Sen yanlış düşünüyorsun şeker kardeşim. Gel şöyle bir karşılıklı bir de kahve içelim seninle. Dinliyorum seni dersiniz. Olur biter. Bu en basit iletişim hali. Ya bu iletişim tekniğini de mi bilmiyorsunuz? Eğer bilmiyorsanız niye siyaset yapıyorsunuz ya? Böyle şey olur mu? Şimdi o yüzden böyle provokasyon, böyle saçma sapan şeyler. Yani çok hani böyle her gaza gelen, ya ben işte bana komplo kuruldu. Her gaza gelen yok, provokasyon yapıldı. Ya böyle bir şey yok ya. Bir zekanız var yani. Niye buna imkan tanıyorsunuz? Kim Lütfü Türkan'a dedi ki git adamın peşinden koş, kulağına eğil ve küfür et? Eğer bir provokasyonsa o provokasyonu Lütfü Türkan yapmıştır.
Lütfü Türkan da İyi Parti'nin grup başkan vekili. Yani iktidar ya diyelim ki hani bunların dediği gibi ya dört dörtlük böyle bir eylem planı koysa ya evet ya biz burayı patlatalım. Bunları bir gaza getirelim. Bu kadar kusursuz işler mi ya? Bu kadar kusursuz işler mi? Mümkün mü böyle bir şey? Yapan zaten sizin milletvekiliniz. Hangi AK Parti sizin milletvekilinize dedi ya git Lütfü kendini patlat. Evet. O kendi kendine şey oluyor, müdahil oluyor ve sonra da öfkesini kontrol edemeyip dünyanın en aşağılık işine imza atıyor. Bunun da bir bedeli olmalı. Şimdi biraz seçim dönemi yaklaştıkça CHP'nin de tamamen çizgisinin HDP'ye doğru kaydığını görüyoruz. Hem tezkereye hayır demeleri olsun hem bu tarz olaylarda çıkıp üstüne bir de savunmaları olsun birçok örnek verebiliriz. Eğer bu bir seçim stratejisi ise sence olumlu yani bir sonuca varacak bir strateji mi yoksa seçmen kaybediyorlar mı sence? Çok kısa alayım. Yok bu sürdürülemez sevgili Nur. Yani siz hem işte PKK ile itisaklı olduğu ve bu yüzden de hakkında kapatma davası açılan bir parti ve siz o partiyle ilişki kurarak bir yandan da diyeceksiniz ki benim terörle aramda mesafe var. Bu çelişkili durum sürdürülemez. Yani seçmen bunu bir kantara koyar ve tartıp ölçüp biçer. O yüzden de hani %10'luk işte HDP'nin kontrol ettiği varsayılan bazıları çünkü anketlerde %8 bazılarında 11 ama sonuç itibariyle hadi 9-10 civarında diyelim. Sırf bu oyu kontrol etmek adına siz hani PKK ile ilişkisini görmezden gelseniz bile vatandaş görmezden gelmez. Evet peki. Yani o yüzden de bu sürdürülebilir bir şey değil. Melik Yiğit'e çok teşekkür ederiz. Yarın yine devam ederiz kaldığımız yerden. İyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğiter değerlendirmelerini paylaştı. Hadi kısa bir araya gidelim, sonrasında tekrar beraberiz. Günaydın. Bir kez daha hoş geldiniz. 24 ekranlarına devam ediyor Analiz Sentez programı. Önce konuklarımı takdim edeyim sizlere. Sonrasında başlayacağız hemen sohbetimize. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu bizimle. Mustafa Bey günaydın, hoş geldiniz. Günaydın uzaktan Ankara'dan selamlar. Evet normalde Mustafa Bey her sabah burada İstanbul'da stüdyoda bizimle oluyor. Bugün Ankara'da ama sağ olsun yine yalnız bırakmadı bizi Ankara'dan da olsa. Cüneyt Baksoy stratejist Cüneyt Hocam bizimle. Hocam günaydın hoş geldiniz. Günaydın Nur, günaydın Mustafa, günaydın hocam. Günaydınlar. Profesör Doktor Bünyamin Bezci Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi. Bünyamin Hocam günaydın siz de hoş geldiniz. Günaydın Nur Hanım, günaydın Cüneyt Bey, Mustafa Bey. Hepimiz herhalde uzaktan bağlanıyoruz bu sefer. Evet, yayın bugün nasıl olacak? Bugün herkes ayrı düştü. Olsun, çok keyifli olacaktır eminim. Bünyamin Hocam sizinle başlayalım mı? Kabine toplantısı vardı. Dün kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar yaptı. Bir takım müjdeler vardı hem elektrik faturalarındaki TRT payıyla enerji fonu kesintilerinin kaldırılacağını duyurduğu ardından yüz yüze eğitimle ilgili bir yanıt verdi. Yüz yüze eğitim devam edecek dedi. Konuşmanın büyük bir kısmını da Lütfü Türkkan'a ayırdı ve sert tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sizin hangi mesajları dikkatinizi çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın? Siz neler söylersiniz kabine toplantısının ardından gelen açıklamalarla ilgili? Evet yani şimdi bu elektrik faturalarıyla alakalı mesele daha çok Cüneyt Bey'in meselesi ama ben sadece şu kadarını söyleyeyim. Cumhurbaşkanı aslında yani genel olarak hükümet şunu yapmaya çalışıyor. Enflasyonla mücadele bağlamında aslında son tüketiciyi enflasyondan korumak için belli önlemler alıyor. Bunu ben şeye benzetiyorum işte bu özellikle benzin fiyatlarındaki Eşel Mobil sisteminin işte devlet aleyhine işlemesine benzetiyorum aslında. Orada da benzer şeyler yapıldı. Yani son tüketiciye mümkün olduğu kadar zamların az yansıtılmasıyla alakalı aslında önlemler alınıyor. Yani bu elektrik faturalarındaki meselenin de böyle olduğunu görüyorum. Yoksa böyle hani bir anda ortaya çıkmış, hadi şimdi böyle yapalım diye ortaya çıkmış bir mesele değil. Daha çok genel bir politikanın devamı olduğunu düşünüyorum. Okulların yani açık tutulması mevzusu zaten bizim çok sık bir şekilde konuştuğumuz bir şeydi Nur Hanım.
Yani geçen yıl boyunca biz uzaktan eğitim yaptık ve çok net olarak gördük ki uzaktan eğitim ana eğitim modeli değil. Yani uzaktan eğitim dediğimiz şey aslında yardımcı eğitim modeli. Ve yardımcı eğitim olarak da gayet işlevsel bir model. Ama kesinlikle ana eğitim modeli değil. Yüz yüze olmadığınız müddetçe, yani göz temasınız olmadığı müddetçe öğrenciyle aslında o öğrenim ve öğretim, eğitim yani hiçbir tanesi çok net olarak gerçekleşmiyor. Hele hele bu ilkokul, ortaokul düzeyi olduğu zaman daha da böyle. Çünkü orada artık hani öğretimden daha ziyade eğitim söz konusu. Yani bir anlamda davranış kuralları, oturmak, kalkmak, konuşmak, yani bunların hani birebir de verilmediği zaman verilmesi mümkün değil. Evet. Bunu gördük biz. O yüzden bu sene de aslında Milli Eğitim Bakanlığı bence çok isabetli bir şekilde işte belli bir kontrol altında. Yani belli işler rayından çıkmadıkça okulları açık tutacağını söyledi. Ve gerçekten de şimdiye kadar aslında çok kötü götürmedik. Böyle de devam edeceğiz. Bir de şöyle bir şey var gerçekten. Yani biz pandemi döneminde biliyoruz ki bütün fabrikaları açık tuttuk. Birçok şeye rağmen, birçok olumsuzluğa rağmen. Fabrikalar açık kaldığı bir sistemde okulların da açık kalması aslında hani çok aykırı bir olgu değil. İnşallah bundan sonra mesele rayından çıkmaz. Yani inşallah bu aşılama mevzusu biraz daha genişler. Mesela rayından çıkmadığı müddetçe de bu böyle devam edecek diye düşünüyorum. Peki. Buyurun hocam. Bu şey meselesine gelince, yani özellikle Cumhurbaşkanı'nın daha çok zaman ayırdığı işte Lütfü Türkan meselesine gelince, şöyle yapalım mı Bünyamin hocam? İkinci turda konuşalım. Detaylı bir şekilde konuşalım istiyorum. İlk başlıkları tamamlayalım, sonra Lütfü Siz Türkan'a geçelim. Siz toptan sorduğunuz için ben de toptan. Evet. Yok, iyi yaptınız. Öyle yapalım, daha iyi olur. Cüneyt hocam, siz ne dersiniz bu elektrik faturalarındaki TRT payı ile enerji fonu kesintilerinin kaldırılmasının yansımaları nasıl olur vatandaşa? Nur Hanım, şu an global ölçekte enflasyonun en üst düzeyde konuşulduğu, tartışıldığı ve enerji fiyatlarının yüksekliğinin bütün global ölçekte herkese etkilediği bir ortamda Sayın Cumhurbaşkanımızın bu açıklamaları da tabii ki önemli. Yani nihai tüketiciye olan etkisini azaltma adına önemli bir adım olarak görüyorum kendi adıma. Çünkü hissedilen enflasyon yükselmeye devam ederken enerji fiyatları üzerinden halkımızın bu hissedilen enflasyonu bir miktar daha az hissetmesi. Doğalgaz tarafında da bunu yapıyoruz. Geçen Sayın Bakan da açıkladı. Sayın Cumhurbaşkanımız da söylüyor. Mevcut global ölçekteki fiyatlamaların oldukça altında konutlarda fiyatlama yapılıyor. Bu tamamıyla tüketiciyi koruma amaçlı. Devletin kendi bazı imkanlarından, bütçe imkanlarını da kullanarak kendi bazı alabileceği paylardan vazgeçmesi ya da bazı alanları, manevra alanlarını kullanması. Tabii bu elektrik faturalarındaki durum biraz teknik bir konu. Daha önce ilgili kurumu desteklemek için verilmiş bir imkandı. Uzun bir sürede bu kaldı. Şimdi artık bu fonun kaldırıldığını Sayın Cumhurbaşkanımız bildiriliyor. Muhtemelen bu mevcut faturalarda da tabii bir en azından bir dengeleme getirecek. Çünkü hakikaten önümüzdeki süreci görmekte zorlandığımız bir süreçten geçiyoruz. Fed'in son toplantısında enflasyon çok daha yüksek bir dille konuşulmaya başlandı. ABD Hazine Bakanı bunu çok daha fazla yüksek bir dille söylüyor. Bugün dünyanın birçok bölgesinde gelen enflasyon verileri bir önceki verinin çok çok üzerinde. Böyle bir ortamda anomaliler bitmemişken fiyatlamalarda global ölçekteki işler normalleşene kadar devletin aldığı her önlem tüketiciyi koruma adına, tüketici fiyatlarını dengeleme adına önemli. O anlamda önemsiyorum. Onun dışında
Yüz yüze eğitim tabii hocamın da söylediği gibi olmazsa olmaz eğitim sistemi içerisinde. Bizim uzmanlık direkt alanımız içerisinde değil ama biz de öğrenci olduk. Neticede yani önemi tartışılmaz tabii ki teknolojiyi kullanacağız. İşte o teknoloji sayesinde bugün hep beraber farklı alanlardan gelip bir arada yayın yapabiliyoruz. Eğitimi burada biz de kullanıyoruz kendi finansal sistemimiz içerisinde. Birçok insana aynı anda ulaşabilmek adına ama neticede özellikle belli bir yaşa gelene kadar öğrencinin öğretmenlerimize olan birlikteliği, öğrencilerimizin birbirleriyle olan sosyalleşmesi hayata adaptasyonları açısından oldukça önemli. Yoksa kopuk bir nesil yetişecek. Reel gerçeklerden kopmamak da gerekiyor. Ama orada şu çok önemli. Özellikle hem tabii devletimizin alacağı önlemler işin aksamaması için, sekteye uğramaması için hem de ailelerin alacağı önlemler çünkü pandemi bitmedi. Evet. Hatta Avrupa'da şu an Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması var. Bir kez daha merkezi olabilir şeklinde. Almanya'daki vaka sayılarındaki artışı biliyoruz. Birçok Avrupa bölgesinde tekrar bir artış ivmesi var. Hatta Asya'da Çin'de sıfır tabii vaka politikası ilerliyor. Onlar 3-5 vakada bile hemen karantina altına alıyorlar bölgeleri. Neticede pandeminin bir yeni dalga ihtimali içinde devam ediyor süreç. Evet. O dalga ihtimalini de göz ardı etmeden aşılama çalışmalarında riayet ederek ailelerin de oldukça dikkat ederek o öğrencileri okula göndermeleri, kendilerini korumaları, devletin de eğitimin verildiği yerde önlemleri almaları oldukça kıymetli olacak. Evet. Eğitimin kesintiye uğramaması için. Bu vurguladığınız kısım gerçekten çok önemli hocam. Çünkü biz çok fazla müsaitiz rehavete kapılmaya ki bunun örneklerini de görüyoruz. Siz ne dersiniz Mustafa Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarla ilgili? Şimdi çok uzun zamandır konuşulan bir şeydi. Elektrik faturalarındaki bazı kamu kurumlarına ayrılan pay. Evet, pay belki faturaların içerisinde çok yüksek bir rakam ifade etmiyor olabilirdi. Ama devlet burada aslında çok ciddi bir gelirden vazgeçmiş oldu. Şimdi dolayısıyla bu biraz da ilgisini gösteriyor. Devletin bu konuda, hükümetin bu konudaki vatandaşa yönelik hassasiyetini gösteriyor. Cumhurbaşkanı 26 Ekim'de yine bir kabine toplantısı sonrasında bu açıklamayı yapmıştı. Vatandaşa yönelik koruma tedbirlerimizi arttıracağız. Bu kapsamda faturalarını hafifletmeye çalışacağız. Yeni adımlarımız olacak demişti. Ve o yeni adımlar bu şekilde karşımıza çıktı. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına baktığımız zaman da Avrupa'da en düşük doğalgaz kullanan ülkelerden biri mesela Bulgaristan, yanlış bilmiyorsam. Çünkü bunu geçen hafta kontrol etmiştim. Yani 30 euro ile 100 kilowatt başına, 100 kilowatt saat başına 30 euro ile 30-31 euro ile Almanya'dan başlıyor. 10 euroya kadar düşüyor Bulgaristan'da. Türkiye'de ise yaklaşık 8,5 euro civarında karşılık olarak. Dolayısıyla elektrik fiyatları hakikaten mümkün olduğu kadar aşağıda tutulmaya çalışılıyor. Doğalgaz fiyatlarının da 1/4 oranında yansıtıldığını daha önce açıklamışlardı. Dolayısıyla bu bir süre daha devam edecek. Sıkıntıların farkındayız ve vatandaşın yükünü, bu pandemiden dolayı sıkıntı çeken vatandaşın yükünü hafifleteceğiz. Şeyi devam ediyor. Prensibi devam ediyor. Bu önemli bir şey. Bu yönde adımların atılıyor olması önemli bir şey. Öbür taraftan Sağlık Bakanlığı'nda bir personel eksiği vardı. Onun tamamlanmaya çalışılması 40 bin rakamı az bir rakam değil. Bu son derece önemli. Yani salgından çıkışın giriş ne kadar tedbirlerle olması gerekiyorsa çıkış da o kadar. İnsanları, o geçen sürede sıkışmış insanları, hem ekonomik bakımından sıkışmış, hem iş çalışma saatleri bakımından, mesai bakımından zorlanmış insanları, hem hastalıkla mücadele bakımından zorlanmış insanları oradan çıkartmak için, rahatlatmak için atılacak adımlarla yürüyecek. Ondan sonra da aslında Türkiye kendisine yönelik dış talebi,
karşılamak üzere, bu krizin çıkışından bir ekonomik fırsat yaratmak üzere yeni bir yola girecek ve bu üçüncü aşamayı da başarıyla yönetmek gerekiyor. Sıkıntıları göğüsleyebilirsiniz, başarıyla yönetebilirsiniz. Çıkışı da başarıyla yönetebilirsiniz ama avantajlar sağlayacak günü, dönemi eğer başarıyla yönetemezseniz o zaman yine dönemin sonunda el ele baş başa kalırsınız. O bakımdan o üçüncü aşamaya doğru biz pozitif adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu iyi bir şey. Dolayısıyla ben önümüzdeki haftanın gündeminde de yine ekonomi ve vatandaşın yükünü hafifletmeye, vatandaşın gelirini arttırmaya yönelik tedbirlerin konuşulduğu bir kabine olacağını düşünüyorum. Ta ki asgari ücretin belirlenmesi ve yeni yıla hakikaten herkesin daha ferah, daha umutlu girmesi sağlanana kadar. Asgari ücret demişken siz ne dersiniz Cüneyt Hocam? Ne gibi bir tablo görürüz? Şimdi resmi değil ama işte 4500-5000 gibi de bir rakam duyuyoruz ama siz ne dersiniz? Şimdi asgari ücret Türkiye'de her zaman en önemli meselelerden biri olmuştur. İki taraflı baktığımızda. Yani devlet burada aslında hakem noktasında. Çünkü bir tarafta reel sektör var. Üreten kesim var. Bir tarafta da istihdama konu olan emeğini ortaya koymuş vatandaşımız var. Neticede emekle sermayenin optimum noktada birleşmesi asgari ücret belirlenirken dikkat edilmesi gereken en önemli etken, kriter. Hem reel sektörün bunu ödeyebilir noktada olması hem de bu geliri alan, emeğini ortaya koyarak geliri alan ve hayatını bu gelirle ikame etmek durumunda olan vatandaşlarımızın olabildiğince daha geniş imkanlara kavuşması. Şimdi bu dengeyi bulmak tabii kolay değil. Mevcut koşullarda özellikle pandemiden bu yana, pandeminin başından bu yana önemli bir süreçten geçiyoruz. Bunu defalarca konuştuk. Bunun pandemi öncesi koşullara da dayandığını söyledik. Yani bu iki senelik bir süreç değil dünyada yaşanan bu süreç. Birikimli bazı şeylerin dışa vurumu. Tam bu noktada önemli bir adıma gidiyoruz. Hem reel sektörün ödeyebileceği bir rakam hem de vatandaşımızın özellikle bu asgari ücretle geçinmek durumunda olan vatandaşımızın hayat koşullarını normalleştirecek bir rakamda buluşmak. Dediğin gibi bunu artık süreçte ilerleyeceğiz, göreceğiz. %20-25 gibi bir oran düşünülüyor. Dediğin rakamlar konuşuluyor. Ama bunlar tabii kurulacak komisyonlarda tartışılacak enine boyuna. Herkes kendi önerisini verecek. Peki. Bünyamin Hocam sizin var mı eklemek istedikleriniz? Zannediyorum Cüneyt Hocam'ın sesi... Hocam cümleyi mi bitirdiniz? Bağlantı mı koptu onu anlayamadım. Tamam. Cüneyt Hocam'ın bağlantısı kopmuş. Bünyamin Hocam sizinle devam edelim biz. Şimdi hem bu asgari ücret tartışmaları ile ilgili söylemek istedikleriniz var mı? Onu sorayım size. Sonrasında Lütfü Türkkan meselesini de konuşmaya başlayalım. Şunu sormak isterim size. Cüneyt Hocam da gelmiş, bir yandan da Rezi ile konuşuyorum. Ben o zaman şöyle yapalım. Cüneyt Hocam siz cümlenizi tamamlayın, sonrasında Bünyamin Hocam'la devam edeceğim. Yani neresinde kaldım bilmiyorum, bir an bende gitti ama şunu net olarak söyleyeyim. Günün sonunda herkesin dediğim gibi dengelerinin masada olacağı bir ortak noktada buluşulacağını düşünüyorum. Yani süreci izleyeceğiz, göreceğiz ve öyle yorumlayacağız. Her iki tarafı da koruyarak ortak bir karar alınmalı diye düşünüyorum. Peki. Teşekkür ederiz Cüneyt Hocam. Bünyamin Hocam sizin var mı eklemek istedikleriniz asgari ücret tartışmasıyla ilgili? Eğer yoksa şu soruyu sormak istiyorum size. Lütfü Türkkan meselesine baktığımız zaman şimdi Meral Akşener evet tepki gösterdi. Böyle bir tavrı kabul etmemiz mümkün değil dedi ama sonrasında bir açıklaması daha var. O dikkatimi çekti. Provokasyonlara gelmeyin diye de ekledi bir yandan. Dolayısıyla
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün yine ekledi. Şunları söyledi. Dedi ki milletvekilliğinin sonlandırılması için tüm imkanların kullanılacağını ve sürecin takipçisi olacağız. Dedi tüm imkanlar kullanılacak, süreci de takip edeceğiz. Şimdi Meral Akşener'in de başından beri yanında olan, onu çok destekleyen bir isim. Sizce vazgeçer mi Meral Akşener, Lütfü Türkkan'dan devam edebilecek mi milletvekilliğine? Siz neler söylersiniz bu meseleyle ilgili? Evet, yani ben asgari ücretle alakalı bir tek cümle söylemek istiyorum. O da şu, yani görünen o ki bu sefer pazarlıklar noktasında, yani daha çok hakem gibi duran hükümet aslında işçilerin tarafına biraz ağırlık verecek. Yani ayağını biraz daha o tarafa basacak. Ama bu işte işveren kesiminde mağdur etmeden bir formüle bir şekilde gitmek istiyor. Ama yani görünen o, yani ayağının ağırlığını aslında işçi kesimine verecek. Bakalım ne çıkacak. Ben de merakla bekliyorum gerçekten. Çünkü yani hem şey bakımdan, hem büyük şehirler açısından, hem de küçük şehirler açısından çok farklı dengeler var bu konuda. Yani özellikle küçük şehirlerde asgari ücret sorunu çok ciddi bir şekilde aslında sorun. Yani özellikle küçük şehirlerin organize sanayi bölgelerinde çok ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Büyük şehirlerde bu kadar büyük bir sorun değil aslında asgari ücret. Çünkü hemen herkes asgari ücretin biraz üstünde maaş alıyor. Neyse, onu Cüneyt Bey'in uzmanlık alanına bırakayım. Ama bu Lütfü Türkkan meselesinde aslında ben bilmiyorum, yanılıyor muyum? Beni Mustafa Kartoğlu Ankara'dan konuştuğu için belki düzeltebilir. Benim gördüğüm kadarıyla şöyle bir şey. Aslında ben Cumhurbaşkanı'nın tepkisini çok politik tepki olarak görmüyorum. Yani çünkü şöyle bir şey var. Eğer politik tepki olsaydı, yani şimdi mesela bütün bu Lütfü Türkkan meselesine, ki şunu net olarak görmek lazım. Lütfü Türkkan meselesinde İYİ Parti milliyetçilik açısından çok ciddi bir şekilde ofsayta düştü. Evet. Yani siz hem işte milliyetçilikten bahsediyorsunuz, hem bir şehit yakınına bir şekilde hakaret ediyorsunuz. Bu olacak bir şey değil yani. O beraber düşünülebilecek iki cümle değil. Bu anlamıyla aslında bu bilinen bir şeydi. Yani İYİ Parti'nin özellikle küresel iktidarla, ekonomik ve siyasal iktidarla uyumlu olmak adına zaten MHP'den ayrıldığı çok bilinen bir şeydi. Ama bilinmeyen şey aslında milliyetçiliğiyle alakalı samimiyetiydi. Bu aslında Lütfü Türkkan meselesi bütün bir İYİ Parti için milliyetçilik açısından bir samimiyet testine dönüşmüş durumda. Bu açıdan çok önemli. Ama niye mesela Cumhurbaşkanı'nın tavrının politik bir tavır olmadığını söylüyorum? Çünkü İYİ Parti'nin bu milliyetçilik açısından samimiyet testinden geçemediği düşünüldüğü zaman İYİ Parti'den dönecek oylar AK Parti'ye gelmeyecek, MHP'ye gidecek. Evet. Yani o yüzden aslında bunun öyle çok politik bir hamle olduğunu düşünmüyorum. Bence Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını ben daha çok uzun yıllardan beri terörle mücadele etmiş ve 15 Temmuz'u yaşamış olan bir politik liderin aslında şehitler konusundaki duygusal bir tepkisi olarak okuyorum. Yani ben doğrusu daha çok böyle gördüm meseleyi. Yani bu kadar altını çizmesi, bu kadar üstelemesi, yani işte milletvekilliğinden de istifa etmesi için gereken her şeyi siyasi olarak yapacağız demesi, bence Cumhurbaşkanı'nın, özellikle terörle mücadele eden bir cumhurbaşkanının çok duygusal bir tepkisi olduğunu görüyorum. Çünkü gerçekten şimdi terörle mücadele içinde olmak başka bir şeydir Nur Hanım. Gerçekten bugün mesela asker yakınlarını düşünün. Bugün mesela bölgede işte yakınları olan insanları düşünün. Onların hassasiyetlerini düşünün. Aslında aynı hassasiyetlere şu anda bizatihi oradaki operasyonlardan hepsinden bilgisi olan yani Cumhurbaşkanı'nın da sahip olduğunu çok rahat bir şekilde düşünebiliriz. İşte bu hassasiyetle konuşuyor. Mesela bu hassasiyet aslında mesela İstanbul'da, İzmir'de ya da terörcü bölgesinde mesela yakını olmayan insanlarda çok anlaşılır bir hassasiyet olarak gelmiyor aslında. Çünkü onların böyle dertleri yok. Onların böyle dertleri olmadığı için ya bu meselenin hani basit bir hakaret meselesi olduğunu, basit bir hakaret meselesi olarak da bu kadar çok büyütülmemesi gerektiğini falan düşünüyorlar. Evet. Yani bence meselenin altının bu kadar çizilmesinin çok duygusal sebepleri var. Yani bu, yani o duygusal sebepler işte, yani bizatihi o şehit yakını zaten kendisi yaşıyor. Düşünün mesela 96-98 galiba, yani kardeşinin şehit olduğu tarih, yani acısının hala dinmediği bir insandan bahsediyoruz biz. Yani şu anda yani 2021'deyiz ve acısının hala dinmediği bir insandan bahsediyoruz.
Yani şehit yakını olmak başka bir şey. O anlamıyla aslında ben Cumhurbaşkanı'nın tepkisinin özetle çok politik değil, duygusal bir tepki olduğunu ve o mücadelenin içinden gelen bir insan olarak aslında tepki verdiğini düşünüyorum. Siz ne dersiniz Mustafa Bey? İyi Parti milliyetçilik söz konusu olduğunda bu testi geçemedi mi? Sınıfta mı kaldı? Bunun yansıması nasıl olacak seçmene? Valla şimdi bir politik olarak değerlendiririz de bir insani olarak iki çift söz söylemek isterim. Tabii. Bir insanın ağzı bir şehit yakını olduğunu söyleyen bir kişiye kim olduğunu da bilmeden hani bir biçimde ya şunu susturalım bağırıp ortalığı velveleye vermesin diye yaklaşmışken bir insanın ağzı bu kadar pis açılıyorsa ben o insanın karakterinin, hayatını nasıl yaşadığının, evinde çoluğuna, çocuğuna, etrafına, eşine, dostuna nasıl davrandığının, çalışanlarına eğer bir işi gücü varsa çalışanlarına, iş ortaklarına nasıl davrandığının şüphesini yaşarım. Tabii. Herkes şimdi izleyen herkes bir düşünsün. Sıkıştığınız yerde şimdi sövgüsünün başlangıcını bile söyleyemiyorum. Siz sıkıştığınız yerde ağzınızı doğrudan böyle açar mısınız? Ağzını doğrudan böyle açan birisiyle arkadaşlık yapar mısınız? Benim hiç böyle bir arkadaşım olmadı. 53 yaşındayım. Hiç böyle bir arkadaşım olmadı. Babamın da hiç böyle bir arkadaşı olmadı. Babam benden 20 yaş büyüktü. Onun birlikte yaşadığımız hayatının neredeyse tamamını tanığım ben. Evet. Hiç böyle bir arkadaşı olmadı. Bana ne kendinden ne arkadaşlarından böyle küfürbaz, böyle söven bir arkadaş miras bırakmadı. Ben de böyle bir alışkanlık edinmedim. Edinene de rastlamadım çevremde. Şimdi bir insanın ağzı böyle açılıyorsa doğrudan oraya ben bir mim koydum. Bu dursun orada. İki, bu kadar böyle bir karaktere sahipsiniz. Birlikte siyaset yaptığınız insanların bunu bilmiyor olması mümkün değil. Bunu bildikleri halde sizinle çalışıyorlarsa bu iyi bir milliyetçi olduğunuzdan, iyi bir siyasetçi olduğunuzdan değil, o ağzı bozuklukla, o karakterle yaptığınız başka şeylerden dolayıdır. Ne olduğunu ben bilmem. Siyasetin 1000 tane kolu vardır. Ahtapot gibi. Her kolu başka bir iş yapar. Bunun ikincisini, ikinci koyduğum mimi de burada bırakayım. Üçüncüsü, Meral Akşener İYİ Parti'nin genel başkanı. Bunu bir öfkelenme sonucu yapılmış, kabul edilemez bir şey olarak değerlendiriyorsa bence onun paydaşıdır. Yaptığı bütün işlerin paydaşıdır. Siyasette bu böyle değerlendirilir. İnsan olarak da bunu böyle değerlendiriyorum. Onu da bir kenara koydum. Sonuç, evet İYİ Parti bir soyadını söylemekte zorlanıyorum da bu milletvekilinin ismini de söylemeyeyim çünkü o isimde çok değerli tanıdığım siyasetçiler var. Soyadı da son derece şerefli bir insana işaret eden bir soyadı. Ama yapılan iş buna yakışmıyor. O yüzden bu kişinin yaptığı siyasetin arkasında durulması, sözde reddedilirken özde arkasında durulması İYİ Parti'nin bir milliyetçi parti olmadığını, bir millet partisi olmadığını ama bir ucuzdan insanların duygularıyla oynayarak oy toplamaya çalışan popülist parti olduğunu gösteriyor Avrupa'daki deyimle. Burada mesela insanlar sol ideolojinin etkisiyle sokağa dökülmüş olsaydı Meral Akşener bir sol parti kurabilirdi demek. Çünkü su nereden akıyorsa onun altına çanak tutanların partisi oldu Meral Akşener'in liderliğinde. Oraya katılan, oraya oy veren, oradaki kurucuların tamamı böyledir asla demem. Tanıdığım insanlar var içlerinde. Ama Meral Akşener'in partiyi sürüklediği ya da o ismini anmak istemediğim kişinin partiyi sürüklediği, ona destek verenlerin partiyi sürüklediği yer, suyun aktığı yere çanakla koşanların partisi olduğunu bize gösteriyor. Şimdi bunu bir insanların kontrol etme şansı var. Bir baksınlar mesela Yavuz Ağaralıoğlu'nun konuşmalarına baksınlar. Şimdi Erhan Usta grup başkan vekili oldu onun yerine. Bir onun konuşmalarına baksınlar.
yüzlerindeki sıkıntıyı görüyorlar mı, görmüyorlar mı? Yüzlerindeki sıkıntı demişken Mustafa Bey, şunu da sormak istiyorum size. Bir İYİ Partili size. Doğru adamsa bu konularda konuşurken yüzünden sıkıntıyı okursunuz. İYİ Parti'den itiraz sesleri yükseliyor mudur? Lütfü Türkkan meselesiyle ilgili farklı sesler. İtiraz sesleri henüz yükselemiyor. O sıkıntı olarak yansıyor görebildiğimiz kadarıyla. Çünkü burada mesele o adamın bir şehit yakınına küfretmesi değil, sövmesi değil mesele. Mesele o şehit yakınının Meral Akşener'i HDP'ye sahip çıkmakla suçluyor olması. Evet. Aslında HDP'yi koruyorlar. Bu elemanı da koruyorlar. Bu milletvekili seçtirilmiş kişiyi de koruyorlar. Ama HDP'yi de koruyorlar. Neden? Çünkü iktidar olmanın doğrusu Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yenmenin, iktidardan düşürmenin kendilerine göre başka yolu yok. Çünkü bütün yollar denendi. Darbe girişimi dahil bütün yollar denendi. Ve artık karşısında Voltran oluşturarak bunu devirmek gerekiyor diye düşünüyorlar. Ve bunun için de bütün ilkelerini bir yana bırakarak bir işbirliği ve bir ittifak içindeler. İttifakı gizlemeye çalışıyorlar ama olmuyor. Çünkü çıkıyor birisi, HDP'ye neden yakın duruyor genel başkan diyen birini sövüyor. Ve böylece aslında gerçek ittifakın sahibi olduklarını da, bu ittifakı desteklediklerini ve savunduklarını da göstermiş oluyorlar. Kişisel olarak bu kişinin parti içerisinde genel başkan nezdinde ayrı bir görevi vardır. O ayrı bir bahis. Onu ben bilemem. Duygusal mıdır, değil midir? Ya da tamamen duygusal mıdır? Ama burada mesele HDP'yi savunan, HDP'yi savunan ve HDP'yle işbirliği eleştiren bir şehit yakınına tepki gösterilmesidir. Arkasından gelen iki bahaneye bakın. Buradan da anlayacaksınız. Birincisi, ne olmuş ki? Daha çocukken mayına basmış, ölmüş. Şehit mi bu? Bir, aşağılama, itibarsızlaştırma başladı. İki, bu şehit yakını Meral Akşener'e daha önceden tepki göstermiş, hakaret etmiş. Şimdi eğer bir acıdan dolayı hakaret edilecekse, ki Cumhuriyet Halk Partisi bunu provokasyon olarak nitelemiş, HDP ile işbirliği bir kardeşini kaybetmiş birisi için, bir milliyetçi için ve muhtemelen İYİ Parti'ye yönelik, MHP'ye yönelik ya da Meral Akşener'e yönelik de bir sempatisi var. Yoksa niye tepki göstersin? Lanet olsun der geçer. Evet. Buna tepki gösteriyorsa bunu bir provokasyon ya da bir acının ifadesi olarak görmek gerekmez miydi? Gördüler mi? Hayır. Dava açtılar ve kazandılar. Haklı olarak hiç itirazım yok. Ama bu tepkiye orantısız bir sövgüyle cevap vererek aslında o dava açıp para kazandıkları ve evet hakaret etti, dolayısıyla adam suçlu dedikleri pozisyona kendileri balıklama atlamış oluyor. Evet, yani ne olursa tutar tarafı olsun yok neticede bu işin. Ama öbür taraftan bugün hem İYİ Parti'de hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde, ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu işi provokasyon diye nitelemesi, yani ben Faik Öztürk'ün utanacak birçok şey olabilir. Ben bilmem, tanık değilim. Ama ben size söyleyeyim, hiçbir şey yoksa da bu sözlerinden utanacak siyaseti bıraktıktan sonra. Siyaseti bırakmadan da utanmaz. Neden utanmaz? Çünkü bu geçer akçe, bu para ediyor. Ama siyaseti bıraktığında Faik Öztürk bu ifadesinden dolayı utanacak. Çünkü bu insani bir durum. Bu politik bir durum değil. Siz ne dersiniz Cüneyt Hocam? Yani ben şehidin babasının bir ifadesini okudum. Zorlanıyorum da söylerken, çünkü şöyle anlatıyor. Hani 3 gün, hem abi söylüyor hem baba, 3 gün hani biz çocuğumuzun, kız kardeşimizin bacaklarını aradık. Sadece bacakları bulmak için bile 3 gün geçirdik. Dolayısıyla ne olursa olsun, hani öfkelenip hakaret etmiş bile olsa, o şehitlere hiçbir şey söylenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten şehidin kendisine de küfrediyor. Hem kendisine hem de ailesine küfretmiş oluyor bir noktada, şu anda telaffuz etmemin mümkün olmadığı o cümleyle. Siz neler söylersiniz hocam?
Şimdi tabii siyasi ya da politik taraftaki analizini sevgili Mustafa ve hocam yaptı. Ben bir tarafsız bir Türk vatandaşı olarak net bir şey söyleyeyim. En hassas olmamız gereken konulardan biri üzerinde konuşuyoruz. Yani şehitliği şeref olarak gören bir toplumuz biz. Kodumuzda var. Yani bin yıldan fazla olan tarihimizdeki en önemli gelenek, bizi biz yapan kodlardan biri. Böyle bir mertebeye erişmeyi şeref olarak gören bir milletin empati yapması da gerekiyor ama. Şimdi sadece şu kadar şehit verdik, bu kadar kaybımız var diye sadece rakamla ifade edilecek bir boyut değil bu. Bu çok ciddi manevi boyutu da olan bir süreç. Onun için her ne olursa olsun kesinlikle empati şart. Yani bir şehit ailesine, bir şehit yakınına o mücadeledeki, yani mücadele de demek istemiyorum, ulusal kimliğinizi korumak, ulusal bağımsızlığınızı korumak adına mücadele edersiniz, o başka, ama terörist bir eylemde bir kardeşinizi, bir yakınınızı kaybedersiniz, o da bambaşka bir şey. Yani bu hassasiyeti, bu empatiyi yapmadan bir şehit ailesini, şehit yakınını eleştirmek kolay olmamalı. Evet. Acizane, ucuz da olmamalı. Onun için kim yaptı, kim yapmadı, ne şekilde yaptı, ne amaçla yaptı, nasıl yapmadı, topyekün siyaset buna karşı bir refleks gösteremiyorsa o zaman siyaset de sorgulayalım Türkiye'de. Kusura bakmayın. Evet. Yani bu hepimizin sorunu. Yani ben bir vatandaş olarak o şehidin evine acaba kaç kere gidildi, kaç kere şehit ailesinin yakınlarıyla irtibat kuruldu. Şu kadar sene, bu kadar sene. Bakın kaç binlerce insanımızı kaybettik. Sadece Çanakkale'ye gittiğimiz zaman titriyoruz değil mi? Orada gördüğümüz, evet, manzaradan, orada yaşanılan savaşı hissediyoruz daha içimizde. Böyle bir şey orada hiç olmazsa bir gelen ve Türkiye'yi işgal etmeye yönelik bir eyleme karşı duran bir vatan. Şimdi yine kendi vatanını yani adını koyamıyorum hocam ve Mustafa daha iyi açıklar. Terörist eylem dediğimiz zaman işin içine bambaşka boyutlarda giriyor. Yani şu kodu bir ayıralım artık. Onun için yani bir vatandaş olarak cidden rica ediyorum, siyaset topyekun refleks göstersin bu konuda. Yani şehitliği şeref olan, gören insanların ailelerine saygı çok çok önemlidir ve kıymetlidir. Bünyamin Hocam, bu kadar hocam, benim söyleyebileceklerim. Teşekkür ederiz. Bünyamin Hocam, siz nasıl değerlendiriyorsunuz CHP'nin sessizliğini, hatta sessizliği bırakın savunmasını, bu eylemi? Şimdi bu burada provokasyon meselesinde aslında şöyle bir şey var. Yani provokasyon demeli. Yani sanki, yani şöyle diyeyim Nur Hanım, yani bu tür olaylarda, yani bu diyelim ki bir miting yapılıyor, bir diyelim ki bir çarşı gezisi yapıyor bir lider. Siz eğer hani karşıt görüşten birisi olarak bir provokasyonla bir olay gerçekleştirirseniz, bu ilk anda fark edilmezse bile ikinci anda, üçüncü anda mutlaka fark edilir. Şimdi bir defa buradaki olayın yani provokasyonla çok alakalı olmadığı çok net, çok açık. Yani kimse bir şekilde o acı çeken insanı onlara göndermiş değil. Kimse bir şekilde işte İYİ Parti lideri orada bir şekilde mağdur olsun diye ya da işte herhangi bir şekilde kötü durumda kalsın diye bir şey yapmış değil. Zaten bunu böyle yaptığınız zaman siyaseten çok çabuk fark edilir bu. Yani çok çabuk bir şekilde ifşa olur aslında. Yani böyle provokasyonlar siyaseten çok çabuk bir şekilde ifşa olur. O yüzden yani CHP'nin bir şekilde olayı provokasyon olarak görmesi çok ciddi bir şekilde aslında kendi sıkışmışlığıyla alakalı bir şey. Yani Mustafa Kartoğlu HDP konusuna işaret etti. Evet, yani
Mesele biraz HDP sıkışmıştı. Yani çünkü Bingöl'desiniz ve aslında HDP ile alakalı siyasetiniz de Bingöl'de, Bitlis'te çok ciddi bir şekilde tepki alıyor. O tepkiyi nasıl karşılayacaksınız? Yani o her yerde tepki almasa da, ama mesela özellikle de Orta Anadolu'da tepki aldığını biliyorsunuz mesela. O tepkiyi nasıl karşılayacaksınız? Evet. Aslında o sıkışmışlık içinde, yani o HDP'nin yarattığı sıkışmışlık içinde bir nevi bir siyaset üretmeye çalışıyor. Hı hı. Bu siyaset üretmek CHP için daha kolay. Çünkü CHP'nin her zaman sosyal demokrasiye açılan ve bir şekilde aslında hatta daha radikal sola açılan kapıları vardı zaten. Ama bu sıkışmışlıkla siyaset yapmak İyi Parti için çok zor. İşte Mustafa Kartoğlu'nun sıkıntılarının yüze yansıdığı siyasetçiler diye bahsettiği kişiler için de artık çok zor. Ama şu da var, İyi Parti içinde de aslında en az CHP'dekiler kadar HDP ile siyaset yapmaya hevesli olan bir kesim de var. Yani bunu da görüyoruz mesela. Yani bu anlamda aslında İyi Parti'de yani çok böyle yani sıkıntılı insanlardan tamamen oluşmuyor aslında. O yüzden İyi Parti'nin o sıkışmışlığını özellikle kendi seçmenine yansıyabileceğini çok rahat bir şekilde düşünebiliriz. Yani bu tabii ki yani MHP'ye geri dönüş olur mu olmaz mı? O İyi Parti ile MHP arasındaki geçişkenliklerine bağlı. Çünkü en nihayetinde İyi Parti'ye giden milliyetçi oyların önemli bir kesimi aslında AK Parti ile uyuşmayan oylardı zaten. Uyuşmayacak oylardı. AK Parti ile birlikte yürümeyecek oylardı bir şekilde. Uzun yıllardan beri AK Parti siyasetine karşı olan oylardı. İşte bu oyların aslında bir şekilde İyi Parti'nin milliyetçiliğinin test edildiği noktalarda o zirve noktalarında bir şekilde aslında yeniden kararlarını gözden geçireceklerini düşünüyorum. Ama bu sahaya nasıl yansır bilmiyorum. Ama burada özetle şunu söyleyeyim son cümle olarak. Ben aslında asıl tepkinin insani bir tepki olduğunu düşünüyorum. Çok politik bir tepki değil aslında. Lütfü Türkan'a yönelen tepki. Çok insani bir tepki. Her ailede olmasa da Türkiye'de çok geniş aslında bir aileler silsilesinde şehitle veya şehitlikle alakalı bir yakınlık söz konusu. Yani bu kadar yani uzun yıllardan beri terörün olduğu, 15 Temmuz'un yaşandığı, darbelerin yaşandığı bir ülkede yani insanların acıları hala çok derin, çok canlı. Evet, bu arada İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşuyor ve bu konuya da değindi. Şunları söyledi: Lütfü Bey hata yaptı. Her ne kadar karşısındaki bir partinin kadın genel başkanına hakaret etmiş bir kişi olsa da sinirlerine hakim olması gerekirdi. Zaten AK Parti'nin planlı bir provokasyonuydu ifadelerini kullandı. Siz ne dersiniz Mustafa Bey Meral Akşener'in bu sözlerine? AK Parti'nin planlı bir operasyonuydu diyerek işi siyasete çekiyor. Ve kendi taraftarlarına yapılan işe bakmayın, tarafınızı koruyun diye orayı keskinleştirmeye çalışıyor. Yani karaktersizliği seçmeninden de bekliyor. Bence İyi Parti'nin seçmeni böyle bir karaktersiz bir seçmen değil. Evet. Bu benim kanaatim. Ha, nereye gider ayrı bir bahis. Ama burada ortada bir karakter zafiyeti var. Bu çok net. Yani lafa bacıyla başlayarak söven bir karakter var ortada. Yani bir insan lafa nasıl böyle başlar? Ve bu şimdi, nasıl hata yapmıştır, kızmamalı, öfkelenmemeliydi diye ifade ve izah edilebilir. Ve ondan sonra da kadın genel başkanı hakaret etmiş birisi olsa da nereden biliyorsunuz bunu? Alnına mı yazıyor? Yani o ona sarılırken ben daha önce size küfretmiştim, şeye genel başkanınıza hakaret etmiştim falan diyor mu adam? Demiyor. Nereden biliyor onun olduğunu? Evet. Durduk yere kapının önüne gelip hakaret eden kişi olarak bunu yapsaydı ve insanlar da vay sen şuydun diye üstüne gitseydi derdim ki evet yani
görmüş ve sinirlenmiş ki bir siyasetçinin bunu yapmaması gerekir. Yapıyorsa o siyasetçi olmaya, o işi yapmaya layık ehil değildir. Kim olursa olsun vatandaşın üstüne yürüyen birisi siyaset yapamaz. Net. Biliyorsunuz televizyonlarda arada bir gaf yapan ve ağzından hakaretamiz ya da bozuk bir cümle kaçıran ekranlardan çekilir. Bazıları evet. Ömür boyu bir daha televizyonculuk yapamaz. Bunlara çok tanık olduk. Neden? Çünkü televizyonculuk böyle bir şeydir. Hata kaldırmıyor. Siyasetçilik de böyle bir şeydir. Hata kaldırmaz. Ehil değilsiniz demek ki o işi yapmaya. Artık başka bir iş yapacaksınız. Yeteneklerinizi belki eğitimde kullanacaksınız. Dersini almış birisi olarak falan. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bu işin başka bir tarafı. Ama siz doğrudan kişinin kardeşinin şehit olmasına dönük ya mayına basmış ne olacak ki diye itibarsızlaştırmaya başladığınız anda aslında o sövgü dolu o küfürbaz ağzın karakteriyle karakterlenmiş oluyorsunuz. Hı hı. Aynı çanağa iş yapmış oluyorsunuz yani. Aynı çanağa doldurmuş oluyorsunuz. Evet. Yaptığınızın arasında hiçbir fark yok. O yüzden diyorum ben Meral Akşener bu adını anmak istemediğim, anmayı zul addettiğim kişinin karakteri gibi bir karakteri var zannediyor kitlenin. Kitlenin öyle bir karakteri yok. Parti yönetiminde benim tanıdığım en az 6-7 kişinin de böyle bir karakteri yok. Mecburen bunu savunmak zorunda kalmak insanların yüzünden okunur. Eğer yüzünden bunu okumuyorsanız birisinin peşinden gitmeyin. Bu kadar net. Peki, teşekkür ederiz Mustafa Bey. Ekonomiden başlıklarla devam edelim. Merkez Bankası'ndan yeni bir hamle geldi. Döviz cinsi mevduat için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde 200 bas puan arttırıldı. TL zorunlu karşılıkların altın cinsinden tesis edilmesinde üst limit %15'ten %10'a düşürüldü. Cüneyt Hocam ne anlama geliyor bunlar? Biraz daha seyircilerimiz için anlaşılır olsun. Açabilir miyiz? Nedir bu hamleler? Merkez Bankası'nın yeni hamleleri ne anlama geliyor? Şimdi Merkez Bankası mevcut politikası içerisinde zorunlu karşılıklar üzerinden uygulamalarla aktif bir şekilde kendi hem döviz likiditesini dengeler hem piyasanın bankacılık sistemine bağlı olarak dövize olan talebi veya ihtiyacını dengeler. Zorunlu karşılık oranlarını arttırarak aslında belirli oranda bir dövizin içeride tutulmasını arttırmış oluyor. Bankacılık sisteminin döviz cinsinden mevduatını içeride biraz daha arttırarak bankaların dövize yönelik hassasiyetini de düşünerek önümüzdeki dönem kur tarafındaki yaşanabilecek gelişmelere bağlı bankacılık sistemini aslında hem bankacılık sistemini rahatlatan hem içeride Merkez Bankası rezervlerini belli ölçüde belli bir dönem yukarı yönlü ivmelendirecek bir karar olarak görmek lazım, okumak lazım. Yani teknik bir konu ama neticede belli amaçları var. Diğer konu altınla ilgili olan süreçte daha önce getirilen bazı kararların sadeleşmesi. Yani Merkez Bankası adım adım işi sadeleştiriyor. Daha önce farklı enstrümanlar da zorunlu karşılık tarafında kullandırılmıştı. Şimdi onu da bir sadeleştirme adımı olarak, teknik bir adım olarak görmek lazım. Özetle amaç şu. Bundan sonra Merkez Bankası Başkanı'nın da enflasyon raporunda sunum olarak açıkladı. Merkez Bankası bir yandan enflasyonla mücadele ederken bir yandan da kura yönelik hareketleri de takip edecek. Çünkü görev tanımında var. Fiyat istikrarı dışında finansal istikrar. Orada Sayın Hazine ve Maliye Bakanı'nın son yaptığı açıklamalarda bir detay önemli. Hükümetin devam düşecek gibi bir kur hedefi yok dedi Sayın Bakan. Yani biz tamam rekabetçi kuru konuşuyoruz ama rekabetçi kur demek devamlı TL'nin değer kaybettiği, örneğin dolar TL veya euro TL'nin veya sepet kurun devamlı yükseldiği bir süreç değil. Böyle bir hedef de yok. Sürdürülebilir bir bant içerisinde bir kur hedefi.
Bu hedef için de ara ara böyle önlemler alınacaktır. Likiditeyi belli oranda dengelemek, bankaların döviz cinsinden karşılıklarını arttırarak bir miktar Merkez Bankası rezervlerini güçlendirmek, hem de bankaların bilançolarını kur tarafındaki hassasiyetlerine karşı dengelemelerini sağlamak vesaire. Geçen TL varlıklardaki zorunlu karşılıkları azaltmışlardı. Böylelikle daha fazla kredi verebilir hale getirmişlerdi. Kredi verirken en azından döviz tarafındaki hareketliliğe de bir anlamda daha duyarlı bir bilançoya kavuşmaları. Bunlar hepsi belirli bir planın parçaları olarak görülmeli. Türkiye üreterek büyümek istiyor artık. Üreterek büyürken yerli payı arttırmak, teknolojiyi arttırmak istiyor. Tabii burada dikkat edilmesi gereken husus, az önce asgari ücretle de konuştuk. Enflasyon her şey için bir çıpa. Enflasyonla mücadele ederken, enflasyonla mücadeleyi sürdürürken kur tarafındaki oynaklığın azaltılması için adımlar gerekiyor. Sözlü yönlendirme, politika faizi dışında o adımlardan birini daha kullanmış oldu diye de düşünebiliriz. Çok geniş bir konu ama en kısa açıklaması bu. Teşekkür ederiz hocam. Şimdi bu iki yeni hamleyi konuşmuşken bir soru sorabilir miyim ben? Buyurun Mustafa Bey. Şimdi biz önceki gün tabii gazetede bu borsanın hareketliliğine ilişkin görüşler alırken sevgili Cüneyt'ten de bir görüş almıştı arkadaşlarımız ve borsanın ara ara düzeltme ihtimali olsa da rekorlarla en azından artışla devam edeceğini söylemişti. Dün de hakikaten rekorla devam etti. Bugün bakalım ne olacak. Şimdi bir, yani bu öngörünün dayanaklarını merak ediyorum Cüneyt. Bir de bu dışarıdan bir para girişi var mı? İçeriden para girişi mi? Sadece bunu bilançolarla mı izah etmeliyiz? Bir mümkün olduğu kadar kısa, demin dedin ya bunların aslında daha ayrıntılı değerlendirme belki gerekiyor ama mümkün olduğu kadar kısa madde madde özetleyebilir misin bize? Tabii ki sevgili Mustafa, güzel de bir soru aslında, tam da güncel bir soru. Yani uzun süredir negatif ayrışma gösterdiğimiz bir Borsa İstanbul konuşuyorduk. Ucuz olduğunu bildiğimiz halde çeşitli dinamikler sebebiyle Borsa İstanbul global ölçekteki borsaların hareketine katılamıyordu. Ama bu potansiyeli masadan almıyordu. Çünkü %9 ve üzerinde bir büyüme şu an IMF dahil, bütün kredi derecelendirme kuruluşları dahil herkes tarafından kabul edilmiş durumda. Türkiye 2021'de %9'un üzerinde büyüyecek. O civarda veya üzerinde büyüyecek. 2022'deki büyümesi de dünya ölçeğine baktığımızda iyi bir yerlerde konumlanacak. Şimdi böylesi bir büyüme hikayeniz varsa bir kere bu doğal olarak bilançolara yansıyor. Bilançolara yansıdığı andan itibaren, ki bilançolarda görüyoruz bunu, bankacılık sisteminin bilançoları da dahil, iyi gelen bilançolar sizi temel hikayede ucuz yapmaya devam eder. Hatta ucuzluğunu alanında arttırır. Daha da ucuz hale gelirsiniz. Fiyat kazanç oranınız, piyasa defter oranınız, bunlar temel rasyolardır ama bu ucuzluk eninde sonunda fark edilir ve realize edilmeye başlanır. Çünkü dünyada her şeyin fiyatının yukarı çıktığı bir ortamda bugün kurmaya kalksanız o sanayi şirketlerini belirli bir fiyata, ancak kurabileceğiniz sanayi şirketlerinin neredeyse kurma fiyatına yakın, hatta kurma fiyatının altında fiyatla işlem görmesi mümkün değil. Bir noktadan sonra gelir birileri bu ucuzluğu satın alır. İçeride ya da dışarıda. An itibariyle yaşanan budur. Türkiye hikayesi bu dolu tarafında, bardağın dolu tarafında ekonomisini büyüme tarafında iyi konumlandırdı, iyi mücadele etti. Bunun sonuçlarını sahada da aldı. Tabii bunun maliyetleri var. En büyük maliyeti de enflasyon. Onunla da mücadele etmekte kararlı olduğunu gösteriyor ve göstermeli ki hikaye tam çerçeve olarak netleşsin. Ama benim gözlemlediğim yukarı yönlü hareket, ara ara düzeltmeler gelse devam edecek. İki tane kriter önemli olacak. Bir, global borsaların satışa gelmemesi. Bir derin düzeltme yaşamaması. Çünkü FED bir manevra alanı verdi. Son toplantıda parasal sıkılaşmaya başladı ama oldukça temkinli başladı. Faizi şimdilik düşünmüyoruz.
tahvil azaltımı da bilanço küçülme anlamına gelmiyor. Bilanço büyümeye devam edecek. Tahvil azaltımıyla bilançonun yükseliş ivmesi azalacak ama o bilanço büyümeye devam edecek ve belli bir noktaya geldikten sonra bitse bile tahvil alımı o seviyede bilanço kalacak uzun bir süre ekonomi normalleşene kadar dedi. Bunun verdiği desteği gelişen piyasalar kullanıyor. Türkiye'de payını almaya başladı. Daha önce almadığı, alamadığı payı da almaya başladı. Özetle bir yabancı girişi de var. Şimdilik sınırlı miktarda. Bu her an artabilir mevcut fiyat seviyelerinde. Onu net olarak söyleyeyim. Bir fiyat mekanizması içinde kağıt değişimi de var. Yani bilançosu güçlü olan şirketlere doğru bir akım da var. Bu da önemli. Dolayısıyla ben ara ara düzeltmeler gelse belli omurga değerler geçirmedi. İçeride de 18 Kasım önemli bir deadline, yani önemli bir haber akışı. Merkez Bankası'nın para politikası kurulundan alacağı kararlara kadar hareket devam eder. Orada Merkez Bankası kararları sonrası biraz daha şekillenir. Ama kurdaki stabilizasyon oluştukça global borsalarda düzeltme yaşanmadıkça borsanın yönü yukarıdır. Bir de şöyle bir spekülasyon yapılıyor ez cümle. Deniyor ki TL bazlı rekor kırıyor da dolar bazlı baktığınız zaman, enflasyona bağlı olarak baktığınız zaman veya herhangi bir şeyle korele ettiğiniz zaman Borsa İstanbul rekor kırıyor mu? Ya neticede bizim paramız TL. TL cinsinden tüm zamanların rekorun üzerinde bir rakam geliyorsa bu bir rekordur. Ama dolar bazlı baktığımızda gidecek çok yolumuz var. Daha iyi bir 2 sent var, bir 2,5 sent var. Tüm zamanlarda 5 senti 3 defa gördük. Bu bir süreç. 2023'e kadar ve ondan sonraki Türkiye ekonomisinin seyriyle ilgili bir süreç. Dünya ekonomisinin seyriyle ilgili bir süreç. Onu da ayrı tartışalım bir gün Mustafa. Tekrar bana bu soruyu hatırlatırsa. Cüneyt Hocam 18 Kasım dediniz. Çok merak ediyoruz. Şimdi Ekim'de büyük bir sürpriz yaşadık. 2 puanlık indirimi kimse beklemiyordu. Yıl sonuna kadar da bir ifade vardı orada. Diyordu ki yıl sonuna kadar faiz indirimi için sınırlı bir alanımız kaldı. Şimdi bütün bu tabloları düşündüğümüzde biraz da hani 18 Kasım'daki karar şekillendirecek seyri dediniz. Sizin öngörünüz ne? Ne olacak? Tekrar bir faiz indirimi gelir mi? Bir sonraki ay mı görürüz? Yoksa ilerleyen yeni yılda mı olur bu indirim? Sevgili Nur, yani bana göre kendi enflasyon beklentisini revize etmiş bir Merkez Bankası var önümüzde. Ve mevcut revize edilmiş enflasyon dahi, sahadaki enflasyon, gerçekleşen enflasyon, üfe tüfe arasındaki makas gelen her ne kadar tüketiciye ulaşmasına karşı devlet elindeki imkanları kullansa da sanayicinin karşı karşıya olduğu bazı maliyetler ister istemez enflasyonun yukarı yönünü bir dönem daha konuşacağımızı gösteriyor. Böyle bir ortamda Merkez Bankamız önden yüklemeli 300 bas puan indirimle bu işi bence bu sene için bitirdi gibi geliyor bana. Belki Aralık ayında bir kez daha düşünürler ama ben bu toplantıda net kendi görüşüm bekle gör ihtimalini daha güçlü görüyorum. Ya da şöyle söyleyeyim, daha rasyonel ve daha optimum görüyorum. Tabii Merkez Bankası kendi veri seti içinde kararını verecek. Çünkü dayandırdığı temel 3 dayanak var. 1. Enflasyon global ölçekte arizi olacak. Arizi olmadığını gördük. Daha kalıcı. 2. İçeride enflasyonu tetikleyen dinamiklerde bir dengelenme olacak. Şimdilik bu dengelenme yok. 3. Öyle ya da böyle Merkez Bankası cari denge, üretimle büyüme, ihracatı destekleme noktasında bir manifesto niteliğinde bir açıklama yapmış olsa da sıkı para politikasına dayalı, enflasyonla mücadeleye dayalı politikasını sürdürecek. O zaman sahada böyle bir enflasyon varsa, global açıkta enflasyon daha sıkı konuşuluyorsa Merkez Bankası'nın bu toplantıda kendi adıma yapması gereken bekle gördük. Sonra Aralık ve sonrası için oluşacak manevra alanına global şartlara bakar. Ona göre tekrar karar verir ama önce bir 16'ları hakikaten enflasyonun geldiğini görmek lazım. Politika faizine doğru enflasyonun evrildiğini görmek lazım. Ondan sonra oluşacak manevra alanını yeniden kullanmak lazım gibi geliyor bana.
Peki. Teşekkür ederiz hocam. Siyasetten başlıklarla devam edelim. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Libya konusunda rol çalmaya çalışıyor. Hala en son G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Paris'te Libya konferansı düzenleme ve Türkiye'nin de eş başkanlığını yapması teklifinde bulunmuştu ama Türkiye bu teklifi kabul etmedi. Şimdi de 12 Kasım'da düzenlenecek olan Libya konferansına Türkler gelmeyince Rumları davet etti. Bünyamin hocam ne dersiniz? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Aslında yani Türkler gelmeyince Rumları davet etti cümlesi ne kadar doğru bilmiyorum. Büyük ihtimalle baştan itibaren zaten Rumları davet etmeli bir niyeti vardı. Ve büyük ihtimalle de Cumhurbaşkanı zaten bu niyetleri bir şekilde gördüğü için Macron'un toplayacağı bir Libya zirvesinden bir sonuç çıkmayacağını da gördüğü için çok fazla meseleye girmedi. Çünkü gerçekten Libya konusunda aslında Berlin'den sonra değişen hiçbir şey yok. Taraflar açısından, tarafların konumu açısından. Yani yeniden müzakere edebilecek çok fazla bir şey yok. Türkiye şu anda kendi konumunu almış durumda ve mümkün olduğu kadarıyla şu andaki meşru hükümetin ayakları yere basan bir devlet sistemi oluşturması için yardım ediyor. Yani işte o sistemin yapısal sorunlarını nasıl aşabileceği konusunda çok ciddi bir şekilde aslında yardım ettiğini görüyoruz. Burada tabii ki o hükümet içinde de çok ciddi çatlamalar olduğunu son günlerde gördük. İşte Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamaları sonrasında bir anlamda yani yine Türkiye ile Fransa arasında çok ciddi bir elektriklenme ile alakalı olduğunu çok rahat bir şekilde tahmin edebiliriz. Yani Fransa yani sömürgecilik döneminden beri kalan bu Doğu Akdeniz'deki akışların kendi tarafına doğru olduğu meselesini kaybetmek istemiyor. Yani sonuçta Fransa'nın kurduğu sistem Doğu Akdeniz'de ve genel olarak Akdeniz'de kurduğu sistem akışların hemen hepsini, o siyasal akışlar olabilir, ekonomik akışlar olabilir, yani her türlü kültürel akışlar, bütün akışların aslında Paris'e doğru olan bir sistem olduğunu gördük. Yani aslında Akdeniz'i Fransa kendi arka alanı olarak görüyor. Nasıl Almanya Doğu Avrupa'yı kendi arka bahçesi gibi görüyorsa Fransa da Akdeniz'i kendi arka bahçesi gibi görüyor. Burada Türkiye'nin ya da herhangi bir başka ülkenin Fransa'nın üstünde bir rol kapmasında çok fazla istemiyor, çok fazla arzu etmiyor. O yüzden biraz da aslında Almanya gibi bir ara bulucunun topladığı Berlin Konferansı'na çıkan sonuçları da tatmin edici bir şekilde bulmadı. Akdeniz'i yeniden kendisi düzenlemek istiyor. Oradaki konumları kendisi bir şekilde belirlemek istiyor. Ama Türkiye özellikle Libya konusunda aslında beraber hareket edebileceği ülkelerden bir tanesi belki bu anlamda İtalya olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliriz. Yani eğer yani Fransa Yunanistan'la bu kadar çok yakınsa aslında Yunanistan'la İtalya'nın da Libya konusundaki çıkarlarının ortak olmadığını düşünebiliriz. Yani Türkiye'nin de aslında bölgede çok ciddi kartları var. O kartları ve çok ciddi aslında varlığı var. O varlığı ve o kartları aşarak Fransa'nın tek başına bir iş yapması mümkün değil. Zaten Fransa'nın önerdiği Türkiye'ye bir nevi eş başkanlıktı. Türkiye bu eş başkanlığının gerçek anlamda bir eş başkanlık olmadığını düşündüğü için büyük ihtimalle reddetti diye düşünüyorum. Yani Macron'un bu politikasının aslında asıl belki de güçlendirici etkisi Avrupa Birliği tarafından desteklenmesi olabilirdi. Yani ben özellikle Fransa'nın Akdeniz politikasının Avrupa Birliği tarafından toptan desteklendiğini düşünmüyorum. Hem Almanya tarafından hem de İtalya tarafından. Özellikle Almanya'nın mesela bu Doğu Akdeniz meselesinde Türkiye'de Yunanistan meselesinde nasıl bir aslında kendini geriye çekerek ara bulucu rolünü oynamaya çalıştığını gördük. O yüzden Macron aslında Akdeniz meselesinde Avrupa Birliği'ni arkasına almadan yalnız. Yalnız bir Macron'un da Akdeniz'de yapabileceği çok fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum doğrusu. Ama yine de sonuçta Macron da
Sadece kendisiyle beraber siyaset yapmıyor. İşin içinde Birleşik Arap Emirlikleri de var hala. İşin içinde Suud da var. İşin içinde Mısır da var. Yunanistan'da var. Aslında Türkiye'nin belki de bu bölgedeki siyasetini yürütebilmesi için buradaki koalisyonu da biraz çatlatması gerekiyor diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz Mustafa Bey? Fransa'nın tek başına hareket edeceğini düşünmüyorum. Türkiye'de İtalya ile hareket edebilir dedi Bünyamin Hocam. Siz ne dersiniz? Nasıl hamleler görürüz Türkiye'den ve Fransa tek başına devam edebilir mi sizce? İtalya'nın önceki dönem bir mesafesi vardı Fransa'ya karşı ama son Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İtalya Başbakanı Draghi arasındaki görüşme, bir atanmış başbakanı var çünkü İtalya'nın artık. O yüzden o görüşmeden sonra işler nasıl bir seyir alır onu bilmiyorum. Çünkü gafla başlamıştı o da. Nasıl bir seyir alır onu izlemek lazım. Şimdi Akdeniz'de esasen hani 5 tane ülke var. Bunlar çok bir ay ayrıca bir toplanıyorlar. Ayrı bir Güney Avrupa Birliği var. Ve bunların işte sayarsanız Rumlar da onun içerisinde 6 tane. Ama Türkiye Akdeniz'de en fazla, en uzun kıyısı bulunan ülkelerden bir tanesi, belki birincisi. Yani Fransa'nın ya da ne bileyim işte İtalya'nın çizme olarak yüz ölçü kıyı şeridi biraz daha uzun olabilir, bilemiyorum ama baktığın zaman haritaya en uzunu Türkiye ve Türkiye'siz Akdeniz konuşulamaz. Bu son derece net. Hem Kıbrıs sorunu nedeniyle konuşulamaz, hem kıyı meselesinden dolayı konuşulamaz, hem de Akdeniz'in karşı kıyısıyla olan komşuluğu nedeniyle Türkiye'siz Akdeniz konuşulamaz. Bunu bilmiyor mu? Biliyor. Türkiye'nin karşısında bir iş yapmaya çalışıyor Fransa. Yani deyim yerindeyse hep birlikte sahip olduğumuz havuzu bırakıp kendisi bir leğene su doldurmuş, orada oynamaya çalışıyor. Şimdi onun nasıl bir sonucu olur sizin nasıl bir devlet olduğunuza bağlı olarak değişir. Türkiye bu tür bir girişimin sonuç doğurmayacağını garanti altına alacak bir devlet şu anda. Çünkü Fransa'nın en büyük korkusu ve çevresine yaymaya çalıştığı korku, Türkiye'nin, Türklerin daha doğrusu yeniden 1500'lerdeki gibi Akdeniz'in güneyine, Kuzey Afrika kıyılarına uzanması ve oradaki işbirliğiyle yeniden Akdeniz'de bir güç haline gelmesi. Bütün bu korkuyu pompalıyor. Neden? Çünkü bu nasıl oldu? 1500'lerin zannediyorum başıydı. Hocam daha iyi bilir muhtemelen. 1527. Hızır Reis'in, yani Barbaros Hayrettin Paşa olarak bildiğimiz Hızır ve efendim hocam? 1527 Preveze. 1527, evet. Şimdi Hızır ve İlyas Reislerin korsanlığı bırakıp Osmanlı himayesine geçmeleri ve ondan sonra da Osmanlı'nın Cezayir merkezli olmak üzere Kuzey Afrika'daki varlığı ve bir süre sonra da Akdeniz'in bir Osmanlı denizi haline gelmesi, bir Türk denizi haline gelmesi, kabaca ifade etmek gerekirse aslında oralarda hem Osmanlı öncesi sömürge ya da deniz ticaretiyle güçlenen işte Rodos şövalyelerinden İtalya'ya, İspanya'ya, Portekiz'e hatta ve Fransa'ya kadar bir yapı var. Onunla hem de ondan sonra Osmanlı sonrası sömürgeci olarak Afrika'ya giren, kuzeyden başlayarak giren yine bu ülkeler var. Şimdi bu ülkelerin hem Osmanlı öncesi hem Osmanlı sonrası kaybettikleri bir güç var orada. Böyle baktığınız zaman yani şu anda kaybetmeye başladıktan anlamda söylüyorum. O dönemde kazanıp Türkler eliyle kaybettik. Şimdi ikinci kez Türkler eliyle bir şeyleri kaybedeceklerini düşünüyorlar. Bu çok net. Ve diyorlar ki Türkler yeniden Kuzey Afrika ile bu teması kurarlarsa, bu temas gönüllü bir temas oluyor, bizimki gibi de değil ve yavaş yavaş biz tekrar bir burada Türk egemenliğine doğru gider miyiz? Vermeye çalıştıkları korku bu. Peki Türkiye burada bir egemenlik peşinde mi?
Dünya değişiyor, Türkiye'de değişiyor. Türkler de değişiyor. Türkler onların olduğundan veya onların sandığından daha medeni insanlar. Çünkü dünyanın değiştiğinin farkındalar. Sömürge dönemi bittikten sonra hala bulundukları ülkeleri modern sömürgeler olarak sömürmeye devam edenler bunu anlayamazlar. Ve onlar tıpkı Yunanların Türkiye bizi işgal edecek diye Avrupa Birliği'nden para sızdırdığı, Amerika'dan para sızdırdığı, silah sızdırdığı gibi, üzerlerinde lobi yaptığı gibi Fransa'da Yunanistan'ın bu gayet getirisi yüksek olan lobiciliğini yanına alarak Rumlarla birlikte İtalya ve İspanya ve Portekiz hatta üzerinde bir etki yaratmaya çalışıyorlar. Bir işgalci Türkler, Barbaros tekrar geliyor filan etkisi yaratmaya çalışıyorlar. Burada şunu unutmamak lazım. İki tane, 1,5 ülke var. Yunanlar ve Rumlar. Varlıklarını köylerindeki sivil Türkleri katlederek oluşturmuş iki devlet yapısı bunlar. Milletleri konusunda bir yorum yapmıyorum ama devlet yapıları Türkleri, sivil Türkleri, vatandaşları, halkı katletme üzerine kurulu. Tıpkı DAEŞ gibi, tıpkı PKK, YPG terör örgütü gibi. Kendilerinden olmayan herkesi vahşi bir biçimde katlederek diğerlerine ibret olsun ve onlar da burayı terk etsin diye ilerleyerek devlet sahibi olmuş yapılar bunlar. Yunanistan Milli Marşı'nı lütfen okuyun. Lütfen bizi izleyenler Yunanistan Milli Marşı'nı okusunlar. Mora'da nasıl katliam yaptıklarını anlatacaklar. Bakın, Osmanlı zabitiyle, Osmanlı askeriyle savaşarak değil, Osmanlı tebaası olan halkı, Müslüman halkı bulduk yakaladıkları köylerde, tarlalarda, evlerde, samanlıklarda yakarak, doğrayarak, keserek, öldürerek oralardaki insanları bezdirerek o adaları Mora'dan başlayarak boşaltma yoluyla o ülkeyi elde ettiler. İsyanlar böyle başladı. İsyan değildi bunlar. Bunlar terördü. İsyan devlete karşı yapılır. Halk katledilmez. Yunanistan'ın yaptığını burada koyun. Onun yaptığı 1900'lerin başı, peki hatta biraz daha 1800'lerin sonu. Peki Rumların Kıbrıs'ta yaptığı ne zaman? 1960'lar. Bazı milletlerin bir kısmının belki en azından karakteri değişmiyor. Orada da aynı şekilde halkı katlederek ilerleyen ve Türkleri katlederek oradan kovmayı hedefleyen bir süreç başlatıldı. Rahmetli Rauf Denktaş buna hep dikkat çekerdi. Rodos'a benzemesin burası derdi. Çünkü Rodos'ta katliam yaşanmadan o tehdidi göstererek Mora tehdidini göstererek insanları kovdular. Girit'ten öyle kovdular. Peki. Biraz önce bahsettik. Barbaros Hayrettin Paşa dediğimiz Hızır Reis, rivayete göre, bu tür kaynakları ne kadar güvenilirdir bilmiyorum ama aklımda kalan rivayete göre Arnavut bir babadan ve Giritli bir anneden doğma. Yani aslında bir imparatorluk çocuğu. Bir Osmanlı tebaası. Ama nerede işini yapıyor? Akdeniz'de ticaret yapıyor. İspanyollar, Fransızlar, o zamanın hakim güçlerinin baskısı altında bir süre sonra diyor ki siz bana müsaade etmiyorsunuz. Sizinle biz ticaretle başa çıkamıyoruz. Çünkü tepemize çöküyorsunuz. Hadi bakalım, el mi yaman, bey mi yaman, korsanlığa dönüyor. Amiyane tabirle söylüyorum. Şimdi hocam buradayken yaramaz haylaz öğrenci pozisyonuna da düşmek istemem ama biraz durum böyle. Ondan sonra da yeniden güç kazanıp Osmanlı'yla bir resmi şemsiye altına alınıyor. Şimdi bu korkularını harekete geçirmeye çalışıyor Fransa, Yunanistan, Rumlar. Peki bu korkular harekete geçirirken ellerine fırsat geçince ne yapacaklar? Mustafa Bey, tıpkı toparlamanızı rica edeceğim. MHP lideri Devlet Bahçeli konuşmaya başladı. Toparladım.
O yüzden bu işler biraz şey, riskli ve sıkıntılı işler ama sonuç vermeyecek çünkü yani 30 yıl önceki Türkiye yok. Hamdolsun yok yani. Peki. Çok teşekkür ederiz. Cüneyt Hocam size dönemedim. Süren bitti. Önümüzdeki hafta için sözüm olsun. Mustafa Kartoğlu Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, Cüneyt Baksoy Stratejist ve Profesör Doktor Bünyamin Bezci Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi yayın konuklarımızı. Çok teşekkür ederim tüm konuklarıma değerlendirmeleriniz için. İyi yayınlar. Teşekkürler. Hoşçakalın. Analiz Sentez programını burada noktalayalım. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısındaki açıklamalarına dönelim. We'll be right back.